Oyuncaklar var orada, arkadaşlar var. Hayır. Bak o arabaya binersen dönüşte sana maymun alacağım. Hayır. Allah Allah. Deniz, beni kurtar. Ne oldu aşkım benim? Ne oldu söyle, ne yaptı bunlar sana? Deniz Hanım, sizi Allah gönderdi. Yani okula gitmemek için mücadele veriyor bizle. Ha. Ama haklı. Çocuk haklı. Ya okulu sevmezse? Ne yapalım biliyor musun? Biz bir gidip bakalım şu okula. Sevmezsek parka gideriz. Tamam, sevmezsek parka gideriz. Biz ne dedik? Üslup meselesi. Ha, ben suçlu oldum yine. Peki. Hadi canım. Hoppa. Bence onlar gelmesinler, biz kendimiz gidelim. Hemen o arabaya bin, yoksa bagajda gidersin. Üslup derken ben tam da bundan bahsediyordum işte. Ama etkili oluyor. Çocuğu travmaya sokuyorsun. Asıl o beni travmaya sokuyor. Annesi gittiğinden beri keçileri kaçırdı. Uğraştığımız işlere bak. Anlıyor musun beni? Lan manyak mısın? Bırak lan! Yiyorsan beni dök, pislik herif! Ne oldu? İyi misin? Götür lan! Ne yaptı sana? Hadi tatlım, annene babana neyse ama gidelim. Yani abicim, şu günleri de gördük ya. Allah sizin açıklığı versin, Allah tamamını erdirsin, ne diyeyim yani. Ali sus, boğazına yapışmayayım, zaten zor tutuyorum kendimi. Canım benim ya. Okulu görünce nasıl da gaza geldi, hiç itiraz da etmiyor. Sermet Bey, ne hal? Sizin de vaktinizi aldık Deniz Hanım. İsterseniz bir kahve ısmarlayayım size. Gözleriniz doldu. Sizden çok iyi baba olurdu Sermet Bey. Galina çok şanslı, onun hayatını kurtardınız. Bence annesinin gitmesi iyi oldu belki de. Benim için aile önemli bir şey Deniz Hanım. Öyle. Kardeşiniz ne zaman dönecek? İş durumu belli oldu mu? Yok. Şimdi merkezde görev yapıyor. Bakalım. Siz de yalnız kaldınız. Yani yalnız kaldınız derken biz buradayız. Bir şeye ihtiyacınız olur, canınız sıkılır. Çıkarız, dolaşırız, vakit geçiririz. Ben size bir şey soracağım Sermet Bey. Yani sabah onun için gelmiştim aslında. Ama dürüst cevap vereceksiniz. Tabii, buyurun sorun. Bu Erol Durat'ın Atık'la bir ilgisi yoksa onu siz mi kaçırdınız? Siz beni iyice manyak bellediniz ha. Ona Sermet, buna Sermet. O kayboldu Sermet Bey, bu kayboldu Sermet Bey. Neyim ben, rahatsız mı? Yok yani. Yarın öbür gün bu işin altından böyle bir şey çıkarsa sonsuza kadar kaybedersiniz beni. Narin'i de yakıştıramıyorum canım. Sizi bu pozisyonda ben görmek istemiyorum. Sizin kadar zarif bir insan, çocuk için neler yaptığınızı görüyorum. Yakıştıramıyorum. Yakıştıramıyorum. Yakışmıyor. İyi günler. İyi günler. Allah Allah. Sanki ben Kadınları Koruma Cemiyeti Başkanıyım. Ben kaçırsam kaçırırım. Kimden korkacağım? Yapmadığım bir şey için bana dolanıyor. Ya abicim, doğru diyorsun da hani şimdi böylesine hanımefendi bir hanım, hani bizim gibi çapul çupul işler yapan adamlardan hoşlanmıyor doğal olaraktan yani. Ama eğer istiyorsan bizim böyle iş yaptığımız dışarı memleketlerden birinden sana fahri konsolos unvanı falan alırız. Yakışıklı da durur, güzel olur yani. Ahlaksız hareketler yapmak zorunda bırakma lan beni. Gir lan içeri. Yürü! Hareket yapma lan. Abi ben sana ne zaman hareket yapmışım, şimdi hareket yapacağım? Yürü! Görüşemedik epeydir. Evet, Şadiye ile ilgili koşturmaktan arayamadım seni. Böyle kuru kuru mu oturacağız? Dilim damağım kurudu ya. Ay tamam, çay demlenmiştir. Şu senin sakızlı kurabiyenden var ya, ondan da koysana versin. Tamam. Canım tatlı bir şeyler istedi. Kızın derdi başından aşkım. Benim de isteklerim bitmiyor, çayı, kurabiyesi. Narin, telefon.
Efendim Can Bey. Ha, Deniz sen misin? Evet benim. Ya ben Narin'e bir şey soracaktım ama. Tabii. Ne soracağını tahmin ediyorum. Şahide'ye soracaksın. Ben sana yardımcı olayım. Henüz bir bilgi yok. İyi günler. Ya gerizekalı kız ya. Kimmiş? Can efendi. Şahide'yi merak etmiş. Tam ödük yani. Hala oru... Özür dilerim. Ama durum böyle yani. Neyse ben gideyim ya. Şimdi durduk yere senle de gelineceğiz. Sen de araştırmalarına, çalışmalarına devam et. Ben biraz gerginim bu aralar. Boş boşuna şimdi senle gelemeyeceğim. Gittim ben. Çayını içseydin Deniz. Yok canım yok. İçmiş kadar oldu. Görüşürüz. Efendim Can. Ya söyle şuna, Şadiye için falan aramadım ben. Şimdi çıktı. He. Yalnızsın yani. Evet, ne oldu? Ya sana çok önemli bir şey söylemem lazım Narin. Söyle, dinliyorum. Bak çok yakında seni arayacağım. Yani zaman veremiyorum ama bugün yarın. Hiçbir soru sormadan vereceğim. Adrese gideceksin, tamam mı? Ne adresiymiş, niye geliyorum? Soru sorma Narin, şimdi telefonla olmaz. Sadece şunu bil, konu çok ciddi. Kimseye bir şey söyleme. Tamam da başın mı dertte? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Sen kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Arayacağım seni. Ya buluşalım hemen. Anlat neyse. Çok merak ettim. Yok hayır, şimdi birlikte görünmemiz de iyi olmaz. Ya sen dediğimi yap. Beni dinle. Adrese gidince zaten ne olduğunu öğreneceksin. Narin, bana güvenmen lazım, tamam mı? Hayat memat meselesi. Peki tamam. Tamam, senden haber bekliyorum o zaman. Tamam, arayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.